Arkadaşlar merhabalar. TYT AYT Geometri Full Tekrar'da 5. gün 2. videodayız. Üçgenle alanda kaldığımız yerden devam edeceğiz bu videoda. Üçgenle alanın yeni nesil sorularını çözeceğiz. Gerçi ilk sayfamızda böyle bir tane yeni nesil var da yeni nesil ağırlıklı diyelim. Çünkü ortadan bölmek için bu hamleyi yapmıştım ilk defa. Bu videoda böyle oldu. Full yeni nesil değil. Sadece ilk sayfada birkaç 3 tane klasik sorumuz da var. Neyse çok fazla konuşmayayım. Evet bu videoda ne yapıyoruz? Sayfa numarası 44, 45 ve 46'yı çözeceğiz sizinle birlikte ve üçgenin alanında böylelikle çok iyi bir şekilde bitirmiş olacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 15'teyiz. Burada oranlamalar verilmiş. Şu oranlamaları yazayım. Şurası A iken burası 2A verilmiş. Burası B iken de burası 3B verilmiş. Hemen buradaki oranları yazalım. Ve şu A, bu 2A. Hatta bunlara da CC diyeyim. Eğer soru şöyle olmuş olsaydı Küçük alanın büyük alanı oranı ya da küçük alan verilmiş ya büyük alan sorulmuş olsaydı eğer normalde bir formülümüz var demiştik İlk videoda söylemiştim bunu birer atlayıp gidiyorduk c3b a'nın çarpımı artı cb2a'nın çarpımı bölü 2c4b ve 3a'nın çarpımı neye eşit küçük üçgenin alanının büyük üçgenin alanına oranına eşit. Aa burada küçük üçgenin alanı verilmiş. Büyük üçgenin alanı istenmiyor. BFD ve DEC üçgenlerin alanları ayrı ayrı isteniyor bizden. O yüzden bu teknik zaten burada yemez. Zaten bu teknikle ben şuradaki üçgenlerin şimdi farklı bir teknik uygulayacağım. O teknikle ben buradaki üçgenlerin hepsinin alanını bulacağım. Yani formüle de gerek kalmayacak aslında. E arkadaşlar nasıl yapacağız o zaman biz şimdi? Bak şimdi dikkatli dinle beni. A köşesini baz alacak olursak A köşesine ait şu üçgenin alanıyla büyük üçgenin alanını bulabilirim. Nasıl? Hocam bunun kollar çarpımıyla bir de büyüğün kollar çarpımıyla. Ha 2 kere 1 2 buraya 2A dersem hocam 3 kere 2 6 tüm alan 6A olur diyebiliriz. Ama ondan sonra B köşesine göre alan dağıtacağım. B köşesine göre alan dağıtırken de o zaman ne olacak? Şu üçgen ve büyük üçgene göre yorum yaparım. Yani ben şimdi şunu yazayım. A köşesine göre yorum yaptığımda ne oldu? 3 kere 2 6 A köşesine göre yorum yaptığımda tüm alan 6 A yapıyor. B köşesine göre yorum yaptığımda o zaman hocam şunların katsayıları çarpımı ve şu büyüğün katsayıları çarpımı diyeceğim. 3 kere 4 12. Normalde 12 A olması lazım. Ha, A yazmayayım. Normalde A köşesine baktığım zaman 6'nın katı olması lazım. B köşesine göre baktığım zaman aynı üçgenin alanının 12'nin katı olması lazım. Hatta C köşesine göre baktığım zaman şununla şunun çarpımı 4 kere 2 8 C köşesine göre de alan 8'in katı olması lazım. Hepsini bir yerde eşitleyelim. Kaçta? 24'te birleşmiyor bunlar. O zaman ben tüm alana 6 A demeyeyim. Ne diyeyim? 24 A diyeyim. Heh, şimdi A köşesine bakalım. Hocam A köşesine göre baktığım zaman şurası 3 kere kaç? 3 kere 2 6. 6'nın kaç katı? 4 katı. 24 yapacak ya. A köşesine baktığımda kollar çarpımı 4 katı şeklinde yazacağız o zaman. Ha o zaman buradaki üçgenin alanını yazarken kollar çarpımı 2 kere 1 2 4 katı o zaman buraya 8A demem lazım. Şimdi C köşesi B köşesine gelelim. B köşesine göre baktığım zaman hocam burası 3 kere 4 12 idi. Bak B köşesi 12 idi ama 24 yapmam lazım. 24A yapmam lazım. 12'yi ne ile çarparsam 2 ile çarparsam o zaman B köşesindeki kas sayıları 2 ile çarpacağım. Şuradaki üçgenin alanını yazarken de 1 kere 1 1 2 ile çarpacağım. Bu alan 2A olur. C köşesine göre baktığım zaman da 2 kere 4 8. C'yi de 8'i 3 ile çarpmam lazım. C köşesinde kas sayıları çarpımda 3 ile çarptığım zaman yani buradaki dikkat et 2 kere 4 8 ya 8 kere 3 24 yapıyor. O zaman buradaki üçgenin alanı yazarken de 3 kere 1 3'ü kaçla çarpacağım? 3 ile çarpılmışı yani 9A yapar. Bak şimdi dikkat 9 8 17 19A yaptı. E tamamı 24A'dı. 19 çıkartırsak buraya kaç kaldı? 5A kaldı. Gördün mü? Bütün alanları bu şekilde şuradaki alanların hepsini benim yaptığım tekniğinde bulabiliyor muymuşuz? Evet. Buluyoruz. Hatta 5A'yı 15 vermiş. 5A eşittir. 15 ise A buradan kaç gelir? 3 gelir. Benden ne isteniliyor? BFD ve DEC. Şurası 2A ve 9A'nın toplamı isteniyor. 2A artı 9A. 11A isteniyor bizden. A yerine 3 yazarsak cevap da kaç yapar? 33 yapar. İşte o ilk baştaki söylediğim garip formüle gerek var mı? Bence yok. Her köşeye göre katsayılar çarpımını bul. O katsayılar çarpımı kaçta birleşiyorsa her köşeyi o sayıyla çarpmayı ihmal etme. Mesela 24 ya. A köşesini 4 ile çarpmam lazım. B köşesini 2 ile çarpmam lazım. C köşesini de 3 ile çarpmam lazım mantığıyla. Bence bu tür soruları çok rahat bir şekilde bulursunuz. Ve bu yöntem ve bu teknik bence daha garanti. En azından buradaki üçgenleri de hepsini tek tek buluyorsunuz. Hatta büyük üçgende yine rahat bir şekilde ulaşıyorsunuz. Bence bu yol. İstediğin yoldan yap. Formül zaten gıcık bir formül. Akıl tutmak zor. Zaten konu anlatımında da ben vermemiştim ama bu tekrarda bunu da değinmek istedim. Neyse cevabı böylelikle ne bulduk gençler? 33 bulduk. Yani cevap akçay oldu. Geldik bir sonraki soruya. Bir ara çeşitliği var. Benzerlik. Bir ara çeşitliği eşit iki açı varsa hemen eşit açılı üçgenleri belirliyorum. Şu V büyük üçgen değil mi? Bu ve büyük üçgende ortak açı var mı? Var hocam burası. Nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgiyken nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi olacak. E hocam iki üçgen benzer. E benzerlik oranı noktanın karşısı 6 iken noktanın karşısı burada 10. Benzerlik oranı 6 bölü 10 yani 3 bölü 5. Bizden de alanlar oranı isteniyor. 3 bölü 5 benzerlik oranının karesi 9 bölü 25 yaptı. Yani burası 9a iken sakın buraya 25a yazma. Bu üçgenle büyük üçgen benzer ya. Burası 9 iken tamamı 25 A olacak. O yüzden buraya 16 A kaldı. Bizden ne isteniyor? Alan ADE. S1'miş. S1'i kaç bulduk? 9 A bulduk. BCED'de. s miş? Burayı da 16 A bulduk. S1 bölü S2 isteniyor bizden. 9 A bölü 16 A. Yani cevap ne çıktı? 9 bölü 16 çıktı. Örnek 16 C han oldu. Geldik örnek 17'ye. Şimdi G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezidir. Peki. Paralellik de verilmiş. Madem ağırlık merkezi ağırlık merkezini kullanacağız. Tamam. Bir de burada alan ABC'yi vermiş. Oranlamaları bulup alan açacağız. Hocam şöyle dağıtsak olmaz mı? Bak hani bir üçüncü de çözüldük ya. Şuraları çok garip böldü. O yüzden buraları normalde şöyle ağırlık merkezi olduğu zaman şu şekilde altı eşit parçaya ayrıldığını biliyoruz. Ama bunu çizdiğimiz zaman şu paraleli de garip bir şekilde böldü ya. Bu teknik burada mesela işe yaramaz. Oranlamalara gideceğiz o zaman biz. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Şunlar da birbirine eşittir. Hatta burada şunlar paralel verilmiş ya bunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşittir. Hatta burası A iken burası 2 A iken burası da 2 A olur. Hatta burada da B'ye 2 B yok mudur? 1'e 2 orandan dolayı evet. Bir yerden başlayacağız şimdi. Nereden başlayalım arkadaşım? Valla bir yerden başlayalım. Herhangi bir yerden başlayalım. Şuradaki şeyden başlayalım. Karışık olan yer Sanki şuradaki temalar attı. 2 bölü var burada? 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9'dur. Hocam burası 4 A'yken tamamı 9'a A olacak. Buraya 5 A kaldı. Sonra alan dağıtmaya bakabilir miyiz? Evet. Nasıl bakabiliriz? Bak dikkat et. Şurası 3 A, burası A. 3 A'da kalan 9 A ise 3 katı 3 katı. Tepe noktası E'ye göre bakıyorum. 3 katı 3 katı. A'nın da 3 katı olacak. Burası da 3 A olacak. Çift çizdeki alan, alan 12 A ise çift çizdiği kalan 12 A. 1'e 2 şeklinde paylaşıyor. 12'yi... Hani 3 parçaya bölünüyor aslında. 3'e bölsen kaç? 4. Hocam bir parçası 4 olacak. O zaman iki parçası da kaç olur? 8 olur. Bak normalde 3B'yi parçalayacağız ya. Bak 3B'deki alanı ben kaç buldum? 12 buldum. O zaman B'deki alanı da 3'e böldüğüm zaman 4A olur. 2B'deki alanı da 8A olur. Şimdi alan ABC toplamda 24A değil mi? 24A'yı bize kaç vermiş? 120 vermiş. A buradan kaç geldi? 5 geldi. Benden şu isteniyor. K, E, G, D. B K, E, G, D alanı isteniliyor. Yani 5A isteniyor. A'yı 5 bulmuştuk. Cevap o zaman 25 çıkar. Örnek 17 Cehan oldu. Ve geldik örnek 18'e. Eni 2 kök 3 olan dikdörtgen şeklindeki şerit üzerindeki kesikli çizgi boyunca katlandığında D ve E köşeleri şekil 2'deki gibi F noktasında çakışıyor. Evet şekil yani küçük halini göstermişiz burada. Ya da bu katlanmışın büyük halini göstermişiz burada arkadaşlar. FMN eşkenar üçgen. Hemen FMN'yi yazayım. Eşkenar üçgen. 60, 60, 60. Şimdi burada bir katlama var. Öncelikli olarak katlamanın eski haline şöyle bir geri getireyim kardeşim. Şöyle katlamanın eski haline geri getirdim şekli. Burada da katlamanın eski haline şöyle bir geri getirdim. Şöyle bir şey oldu. Bizden ne isteniyor? Şu şerit. Yani şuradaki uzunluk aslında burada uzunluk. Ben buranın ne olduğunu biliyorum. Buranın da 2 köküç olduğunu biliyorum. Evet burası 2 köküç. Şimdi gençler. Burada ne yapabiliriz? Bir katlama var. Şu şuraya geldi. Katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit olmuyor muydu? Evet hocam şu açılar birbirine eşit. Hatta burada açılar da aynı şekilde. Buraya yoğunlaşayım. 60. Şimdi bu şerit karşılıklı kenarları paralel ya. 60 ise burası da 60 değil mi? E, 60 ise burası da 60 burası da 60 oldu. Bak burası da 60 burası da 60 oldu. A ters açıdan burası da 60 oldu. 60 60 iken burası da 60 oldu. Eşkenar çıktı buradaki üçgendeki şuradaki şey. Sonra şu iki köküçü kullanacağım ben. Hocam bu iki köküç. Nasıl kullanabilirim buradaki iki köküçü? Şurada eşkenar çıktı mı çıktı. İzninizle eşkenar olduğunu anladınız. O yüzden siliyorum. E, şuradan bir dik çizecek olursan yükseklik iki 3 mü oldu? Evet. Aslında bu eşkenar üçgende 30 60 90 üçgen 60'ı karşı 2 köküsü 30'un karşısı 2 90'ın karşısı burası 4 oldu. Eşkenar üçgen olduğundan burası da 4 burası da 4 yani burası da 2 oldu. Şimdi eşkenar üçgenin alanı FMN eşkenar üçgenin alanı 4 köküç verilmiş. A kare kök 3 bölü 4 eşittir 4 kök 3 ise kök gitti. A kare eşittir 16 oldu. A'yı da 4 mu bulduk? Evet. Şuradaki kenarda 4 çıktı. Şekilde bir dengesizlik var. Kusura bakmayın. E, ee, keşke burayı 4 değil de 8 gibi olacak şekilde düzenlemiş olsaydık. Yani 64 kök 3 bölü 4'ten 16 kök 3 falan deseydik soru çok daha güzel olacakmış arkadaşlar. Burası 4 iken bak burası da 4 çıktı. Ama kusura bakma. Neyse burası 4 burası 4 sayıları aldanmayalım. Bizden ne isteniyor? Şu şeridin uzunluğu isteniyor. Kardeş. Şimdi senin bu katlamada şu kenar buraya gelmedi mi? Evet. Burası toplamda kaç? Şuraya bak. Dikkat et. Şu uzunluk 8 değil mi toplamda? Çünkü 4'ü burada. 4'ü burada. Toplam 8. O zaman bu uzunluk 8 iken bu uzunluk da böyle değil midir? Katlamada üst üste binen kenarlar eşit. 8 iken burası da 8 olacak. Sonra aynı şekilde hocam şu katlamada da bak. Hop. Bu buraya gelecek. Burası da 8 oldu. E hocam Şuradaki uzunluk var. E bu 60, 60. Bu da büyük de bir eşkenar üçgen değil mi? Evet. 4 burası, 4 burası 8. Eşkenar üçgenin bir kenarı 8. Burası da 8. 8. 8, 8, 8. Yani toplamda kaç yapmış oldu? 24 yapmış oldu. Örnek 18. Böylelikle denizli oldu arkadaşlar. Katlamayla. Katlamaya dikkat edin. Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. E buradaki yaptığımız eşkenardaki aynı mantık burada da var bu arada. Onu da söylemeden etmeyelim. Geçmeyelim daha doğrusu. Aslında güzel bir soru. Ama keşke şu alanı böyle 16 kök deseydik. O zaman burası ne olacaktı? 8'e 4 olacaktı. O zaman 8'e 4 12. 12 burası 12 burası 12 burası cevap da 36 olacaktı. Hani soruyu öyleymiş gibi düşünün. şekilde sorular burada dengesi çıktı. Ya da burası 2 kök değil de keşke kök deseydik. O zaman burası 2 olsaydı daha orantılı olacakmış sanki. Evet kendi öz eleştirimizi de yapalım. Yani Hatalı olduğumuz yerleri de söyleyelim. ÖSYM böyle yapar mı? Yapmaz. Neyse. Geldik örnek 19'a. Aşağıda bir sistemin üçgensel bir yüzeyi verilmiştir. Hepçil, etçil, otçul, üretici. Hepçil işte bilmem ne ait bölgenin alanları sırasıyla 1, 3, 21 ve 39 ile orantılıymış. Burası A iken burası 3A, burası 21A, burası da 39A verilmiş. Şimdi arkadaşlar şurada şunun şunu oranı. Benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşit. Alanlar oranı A bölü 4A mı? Evet. A bölü 4A'nın kare kökünü alacağım. 1 bölü 4'ün kare kökü 1 bölü 2. Demek ki şurası A iken burası da A mı olacak? Evet. Çünkü 1 bölü 2 olmayacak. A iken 2A olacak. Peki 1 bölü şunun tamamı e, alanlar benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşit olacak. O burada bu bölü tamamına bakayım şimdi. Bakın şu bölü tamamına bakayım. O da A bölü tamamı. 21, 24, 25 mi? Evet. A bölü 25 A'ya bakıyoruz. Karek gün aldığımız zaman 1 bölü 5 yaptı. A iken tamamı 5 A olacak. O zaman buraya ne kaldı? 3 A kaldı. Toplam 5 A yapması için. Bir de en büyüğüne bakalım. Bunda da bu bölü tamamı A bölü tamamı. 25, 64 mi yapıyor? Evet. A bölü 64 A. Karek aldığım zaman 1 bölü 8 yaptı. A iken tamamı 8 A olacak. 3, 4, 5'i burada. O zaman buraya da ne kaldı? 3 A kaldı. Şimdi benden bu oranlar isteniyor. Cd bölü gh. Bakıyoruz. Cd bölü gh. Neredesin cd? Ay şuraya yoğunlaşacakmışız. Hop hop. Hocam buraya bir de gh ile ef'ye bakacağım. gh ile ef. gh ile ef. Bir de buraya bakacağım. E o zaman bakarız arkadaşlar. Buluruz. Şimdi şuraya baktığın zaman şu siyahları yazacağım ben şimdi. Siyahları yazarken hocam 2 bölü 5 var burada. 2x. O zaman burası da 5x mi oldu? Evet. Burada da 2 bölü tamamına baktığın zaman 3, 6, 7, 8. 2 bölü 8 var. 2x'e burası da 8x olacak. Şimdi oranlamaları yazabiliriz. Cd bölü gh. Cd bölü gh. Yani 2x bölü 8x. 2x bölü 8x artı. Sonra gh bölü ef. gh bölü ef. 8x bölü 5x isteniliyor bizden. X'ler gitse 2 bölü 8 yani burada aslında 1 bölü 4 kaldı. 1 bölü 4 artı 8 bölü 5 isteniyor. Şunu 5 ile genişletsek. Ondan sonra acaba bunu da 4 ile genişletsek ne oluyor? 5 artı 5 ile 1'in çarpımı 4 kere 8 32 bölü aşağısı da kaç yaptı? 20 yaptı. O zaman burası da kaç yapıyor? Topladığımız zaman 37 bölü 20 yapar cevap arkadaşlar. Yani örnek 19 böylelikle akçay oldu. Geldik şuraya örnek 20'ye. Yukarıdaki şekil bir de ABC üçgeni veriliyor. Oranlamalar verilmiş. Hemen oranlamaları yazalım. Burası 2a, burası 3a. Burası B iken burası da 2b verilmiş. Evet, DC'ye 2b ye yazdım. Sonra BD'ye b, ye, b ye yazdım. AE'ye 2a yazdım, buraya da 3a yazdım. Burada şöyle alan dağıtımı yapabiliriz aslında. Şu katsayılar çarpı 3 kere 1 3, 3a iken Kaç sayılar çarpımı? Kaç burada? 5 kere 3, 15. Tüm 15'A buraya 12A yazabiliriz. Ya da klasik alan dağıtmayla da gidebilirsiniz. Size kalmış. Buna alıştığımız için bu tekrarda buradan yapmak istedim. Yoksa hocam 3A'daki alan 3A ise şuradan çizip 2 a'da kalan 2A deyip B'deki alan 5A ise 2B'deki kalan da 10A deyip 12A'yı o şekilde de bulabilirsiniz. Ama neyse 3A'yı 12A diye bulduk. Şimdi şöyle bir katlama yapılmış. Hmm. Katlamada ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen şöyle açılımını yapıyorduk. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hatta alandayız ya üst üste binen alanlar da birbirine eşit. Peki bu alan 3A'ydı. O zaman burası da 3A olacak. Bizden ne isteniyor? AB üstü bölü BC üstü. Oo, şunlar isteniyor. Bayağı zor bir soru. Şimdi burada nasıl bir hamle yapacağız? Hadi bakalım. Nasıl bir hamle yapacağız? Nasıl bir hamle yapacağız? Arkadaş şu oranlamaları öncelikle bir yazalım. 2A, 3A, B iken 2B. Şimdi ben böyle şuradaki oranlamaları bulmaya çalışacağım. Buradan bir şey yapamıyorum. Katlama aslında simetriğini almak demek değil midir? Buradaki nokta buraya gelirken şu şekilde. Bu doğruya göre simetriğini almak demek değil mi? Bu doğruya göre simetriğini almak demek. Hocam dik olacak ve şunlar da birbirine eşit olacak. O zaman bu alanlara dalayım ben. Şimdi bu arada 3'teki alanı 2'deki alana dağıtacağım ya. 3'ün katı vereyim buraya. Hocam ben buraya 3B alan dersem o zaman çizdiği kalan 3B ise çizdiği kalan yine 3B'dir. Ha şuradaki alan da kaç? 3A alanıydı. Bak burada kalan. O zaman buraya 3A eksi 3B kaldı. Çizdiği kalan 3A eksi 3B ise burası da 3A eksi 3B olur mu? Olur. Hadi şimdi alan dağıtmaya devam. 3'teki alan 6B ise tepe noktası B üstüne göre baktığınız zaman 3'teki alan 6B 2 katı 2 katı 4B olacak. B'deki alan 6A eksi 6B ise 2B'de kalan 2 katı 6'nın 2 katı 12A eksi 12B mi olacak burası da? Evet. E sonra ne yapacağız? Hocam tüm alan belli. Tüm alan neye eşit? 15A'ya eşit. Aynı zamanda tüm alan şunların ve toplamı değil mi? Evet toplayalım bakalım. 4, 6, 10B burada var. Artı 12A burada. 18A eksi 18B burada var. 18A eksi 18B burada var. A, böylelikle A ile B arasındaki ilişkiyi buluruz. 18 A'yı bu tarafa atayım. Yok. 15 A'yı bu tarafa atayım. 3 A yaptı. Burası eksi 8 B yaptı. Burası da 8 B yaptı? Evet. B dediğimiz aslında 3 S. A dediğimizde 8 S oldu mu? Oldu. Şimdi benden ne isteniyordu? Şu alanlar oranı. Yani ben şuradaki tabanlar oranı. Yani ben şuradaki alanın buradaki alanı oranını bulursam buradaki tabanlar oranını da bulmuş olur muyum? Bulmuş olurum. Yani benden ne isteniyor? Buradaki alana bak şimdi. 4, 10. 10 B bölü. Şuradaki alana bak. Toplamda 12, 18 mi yapıyor? Evet. 18 A eksi 18 B yaptı. Burada B yerine ben 3 S yazarsam eğer. Yukarısı 30 S yaptı. Aşağıda da 18 parantezinde A eksi B. A dediğimiz 8 S eksi. B dediğimizde 3 S. O zaman burası da 18 çarpı 5 S mi yaptı? Aynen öyle. S'ler naray Ondan sonracıma 6'ya bölsen, 6'ya bölsen 3 5 5'ler de sadeleşti. O zaman yukarısı 1, aşağısı da 3 yaptı. Cevap 1/3 yaptı. Bazen bu sorularda arkadaşlar şu şekilde katlamayı yaptığınızda bir şey elde edemiyorsanız simetriğini de şu köşenin gittiği yolda yapabilirsiniz. Aslında bu doğruya göre simetriğini almaktır katlama demek. Zor bir soru mu? Zor bir soru. Ama böyle sorulara da alışkın olun. ÖSYM'nin ne yapacağı belli oluyor mu? Olmuyor. Zorluktan dolayı yıldız koydum buna. Sınavda çıkar mı? Bilmiyorum ama zor soracağım derlerse ha da böyle bir soru sorabilirler vallahi. Belli olmaz. Evet örnek 20 böylelikle akçay oldu. Geldik bir sonraki soruya örnek 21'e. Aşağıda verilen üçgen şeklindeki karton B ve C köşelerinden sırasıyla K, ve M, N doğruları boyunca katlandığında B ve C noktaları A ile çakışıyor. Yani sen bunu böyle katladın. Hop A'ya geldi. Bunu böyle katladın. Hop bu buraya geldi. Yani üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Hatta burada şunlar da birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Hatta bunlar açıortay böyle. Bu da açıortay böyle. E, hatta burası da 90, burası da 90 çıkıyor mu? Çıkıyor. Neler verilmiş? Bana BK'yi 4 vermiş. Burası 4. E o zaman burası da 4. MC'yi 12 vermiş. E o zaman burası da 12. BAC açısı 120. Oo şu açı 120. Şimdi bu açıya yoğunlaşalım. Alan AKM isteniyor bizden. AKM şuradaki alan isteniyor. Şu 120'yi kullanalım. Hocam burası alfa burası beta alfa artı beta toplamı kaç yapar? 60. Alfa beta ve 120'nin toplamı 180 olduğundan alfa artı beta 60 yaptı. E hocam alfa ise ikisi kenarlıktan burası da alfa beta ise ikisi kenarlıktan burası da beta. Alfa ile beta toplamı 60'tı. E tamamı 120 idi. Buraya da 60 mı kaldı? Evet. E hocam çok kolay sorunun çözümü artık. Niye? 60 derece burası 4 burası 12 burası. 4 çarpı 12 çarpı sinüs 60 bölü 2 yaparım. Diyenlerin saçını başını yolarım. Çeksene kardeşim 90'ı. 90'ın karşısı 4 30'un karşısı 2. 60'ı karşısı da 2 kök 3 mü yapar? Evet. Taban 12 iken yükseklik 2 kök 3 yaptı. Bir de bölü 2'si var. Cevap böylelikle 12 kök 3 yapar arkadaşlar. Evet örnek 21 Denizli çıktı. Geldik örnek 22'ye. Aşağıda 4 farklı renkte üçgen şeklindeki ahşap bloklar veriliyor. Mehmet bu bloklar ile aşağıdaki yamuk görselini elde ediyor. Evet yamuk demek ki şunların birbirine paralel olması zaten soruda verilmiş. 6 verilmiş, 12 verilmiş ve 16 verilmiş. He, bizden bunların toplamı isteniyor. Bu arada şu K, bu Y, bu M, bu da S alanları bu şekilde gösterilmiş. E hocam ne var bunda diyebilirsiniz şu hatayı yaparsınız. Alttaki alana 6A dersen 12'de kalana 12A diyeceksin. Son 12'de kalana yine 12A diyeceksin. 16'daki alanda 16A diyeceksin. Evet yaptığımız için yarısı doğru yarısı yanlış. Aslında külleye yanlış olmuş oluyor. Evet ilk etapta altta kalan 6A 12'de kalan 12A dediğin doğru şey. Ama aynı şekilde 12'de kalan 12A 16'da kalan 16A dediğin şey yanlış. Niye? Biz burada Alttaki alan 6A, 12'de kalan 12A derken şu iki paralel doğru arasında yüksekleri aynı olduğu için alanlar tabanlarıyla doğru orantılı diyebiliyoruz. Ama şu iki paralel doğru arasındaki bu yükseklikle bu yükseklik aynı mı ki? Sen 12'de kalan yine 12A diyorsun. E, değil. O yüzden burada yükseklerin de oranlaması bizim için önemli. O yüzden buradaki yükseklerin oranlamasına bakmamız lazım. E hocam bu yükseklikler oranlamasını nasıl yapacağız? Bak üçgende benzerlikte yapmıştık. Aslında soruyu şöyle düşünebilirsin şimdi. Sen yüksekliklerdeki oranlamayı bulmaya çalışacaksın. Hocam burası 6, burası 12, burası da 16 ya. İstersen paraya kenar oluşturup da şöyle paraya kenar oluşturup da 6, 6, 10, 6. Hocam 6 bölü 10 yani 3 bölü 5. Burası 3K iken burası 2K diyebilirsin. Ya da 6'dan 12'ye bak Buradan buraya kaç artmış? 6 artış var. Buradan buraya kaç artış var? 4 artış var. He, 6 artış 4 artışsa 6 bölü 4 yani 3 bölü 2. Buraya ben 3K ya da 3H buraya da ben 2H diyebilirim o zaman. Çünkü buradaki artışa azalışa göre buradaki yükseklerde orantılı diye benzerlikte de yapmamış mıydık? Evet gördüğünüz üzere 3'e 2 oran bak burada da 3'e 2 oranı bulduk mu bulduk. Şimdi o zaman buna göre alan dağıtabiliriz. Hatta yüksekler konumunda yaptık ya. Şuradaki yüksekliğin ben 3H olduğunu biliyorum. Buradaki yüksekliğin de artık 2H olduğunu biliyorum ya. Alanları o şekilde yapabiliriz aslında. Şimdi M alanına bakalım. M alanı 12 çarpı 3 h bölü 2 değil mi? 12 çarpı 3 h bölü 2 artı Y alanına bakalım. Y alanında yüksekliği kaç? Hocam yüksekliği şurası 2 h yani. O zaman tabanda 12 ya. 12 çarpı 2H bölü 2 bölü sonra K alanına bakalım. 16 çarpı 2H bölü 2 16 çarpı 2H bölü 2 artı sonra bir de ne? S alanına bakacağız. 6 çarpı 3H bölü 2 6 çarpı 3H bölü 2 isteniyor. İşte bu şekilde. Yükseklik oranlaması anlamında bu soru gerçekten ama gerçekten çok güzel bir soru olmuş. Genelde çoğunluğunuzun hata yaptığı bir soru olacaktı. Dediğim gibi 6'da kalan 6A, 12'de kalan 12A, 12'de kalan 12A deyip o hataya düşen arkadaşlarınız çok fazladır. Ama burada şu yükseklerinde de buradaki e, 3 aşağı 2 h olduğunu bulmamız bu soruda ince ayrıntı. Gerçekten güzel bir soru. Neyse şu 18 h yaptı. 18 h artı bu 12 h yaptı. Bölü aşağısı 16 h yaptı. Artı 9 h yaptı burası da. 30 h bölü 25 haş mı oldu burası? Evet. Haşlar da sadeleşti. 5'e bölsen 6, 5'e bölsen 5. Yani cevap da böylelikle 6 bölü 5 çıktı. Gerçekten ama gerçekten. Yıldız hak eden bir soru gerçekten hoş bir soru olmuş. Cevap Denizli oldu. Kaçıncı soruydu bu? O 22. soruydu. Geldik 23. soruya. Aşağıda alanı 54 cm kare olan bir dik üçgen verilmiştir. Alanı verilmiş. Bir de hipotenüs verilmiş. E o zaman ben şuraya bir A diyeyim. Şuraya da B diyeyim. A kare artı B kare buradan 225 olur. Bir de dik üçgenin alanı A çarpı B bölü 2 eşittir 54 olur. E burada A çarpı B eşittir 108 oldu. Aslında bakın iki tane bilinmeyen var. Ben bu iki bilinmeyenin eklemi çözebilir miyim? Çözebilirim. İki tane iki bilinmeyenin eklem. Çözülür de buradan zor çıkar. A yerine 108 bölü B yazacaksın burada. 108'in karesiyle falan ulaşacaksın. Ne gerek var? Hisset kardeşim. 15 var ya büyük ihtimalle üçgendir. 9, 12, 15 üçgendir. Burası 9 iken burası 12 oluyor mu? 9, 12, 15. Alana da bakalım. 9 çarpı 12 bölü 2 kaç yapıyor? Şunlar sadeleşince 6, 6 kere 9, 54 yapıyor mu? Yapıyor. Dolayısıyla hissettiğim şey dolu. 9, 12, 15 üçgeni. Tamam. Sonra dik üçgenin kenarlarını bulduk. Ne yapalım burada bir katlama var. Katlamayı şöyle bir geriye doğru açalım. Katlamayı açacak olursak üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Şu açılar birbirine eşit. Hatta şu kenarlar da birbirine eşit mi? Eşit. Sonrasında burası da 90 derece mi? Evet. Bizden ne isteniyor? DE kat izinin EB doğru parçasına olan uzunluğuna oranı nedir diye soruluyor. Yani şuraya x diyeyim buraya y diyeyim. X bölü y nedir diye soruluyor. E ben buraya 9 biliyordum. E bunun tamamı da 12 idi. Buraya 12 eksi y kaldı. Hocam burası da 12 eksi y. E artık bundan sonrasında bir pisagor patlar burayı. Yani 12 eksi y'nin karesi neye eşittir? Y'nin karesi artı 9'un karesine eşittir? 144 eksi 24 y artı y kare eşittir. Y kare artı 81 yaptı burada. Y kareler gitti. 24 y'yi atayım buraya. 144'ten 81 çıkınca değil mi? 81, 144. Evet 144'ten 81 çıkartalım bakalım. Kaç yapıyor? 8, 6 daha 8 6 daha 14 63 yapıyor. 63 eşittir 24 y yaptı. Ee, buradan 3'e bölsek bunu 21 yaptı. 3'e bölsek 8 yaptı. Y'yi de buradan 21 bölü 8 olarak bulduk. Evet y 21 bölü 8 çıktı. Sonra burası da çıkıyor. Eyvallah. Ama ondan sonrasında ne yapacağız? Ondan sonrasında arkadaşlar şöyle bir şey. Şu x'i bulmaya yoğunlaşacağız ya bak y'yi bulduk. x'i bulurken de ne var? alandan gidebilir miyiz? Bu alandan da gidebiliriz aslında ama şu üçgenin alanı artı bu üçgenin alanı deyip oradan da işlem yapabiliriz. Ya da alfa 90 beta alfa 90 büyü de beta. Yani şu üçgenle büyük üçgen benzer mi? Benzer. Alfanın karşısı x bölü 9. x bölü 9 eşittir. Ee sonra burada betanın karşısı var 15 bölü 2. 15 bölü 2 bölü buradaki betanın karşısı 12. Buradan böylelikle de x'i buluruz. Sonra x'i bulalım bakalım. Buradan ne geliyor? Şu 3'e bölsen 3, 3'e bölsen 4. 3 kere 5, 3 kere 15, 45 yapıyor. Ee, bölü 2 bir de bölü 4'ü var. O zaman x de böylelikle ne geldi? 45 bölü 8 geldi galiba. Evet 45 bölü 8 geldi. Şimdi bizden ne isteniyordu? x bölü y isteniyordu. x bölü y de 45 bölü 8 bölü 21 bölü 8 yapacağından. Bölü 8'ler gitti. 45'i 3'e bölsen 15. 21'i 3'e bölsen 7. Cevap çıkmayacak zannettim bir anda. Cevap ne çıktı? 15 bölü 7 çıktı arkadaşlar. Yani örnek 23 balık çıktı. E ben bu şekilde yaptım ama yorumlara da bir şey bekliyorum arkadaşlar. Sanki daha kısa bir çözüm varsa yazabilirsiniz. Şu an akarı bu şekilde oldu. Ama dediğim gibi alandan da gidebilirdik aslında burada ama işte bu 15 çarpı x, x bölü 2 artı 9 çarpı 21 bölü 8 eşittir 54 deyip Oradan da X'i bulabilirdik. X de aynı yola denk geliyor galiba. Ee, burada alanı nasıl kullandık biz? Alanı da en başta şurada hissederek kullandık aslında. Tabi alandan da çıkıyor. Sorunun çözümünde çözümün devamında alanı da kullanabilirdik aslında. Ama ben benzerliği tercih ettim. Bu şekilde çıktı gençler. Tamam. Evet örnek 24. Balıkesir çıktı. Geldik örnek. Pardon örnek 23. Balıkesir çıktı. Geldik örnek 24'e. Grafik tasarımcısı Tayfur Bey Google Play amblemini çizebilmek için uyguladığı aşamalardan biri aşağıdaki görselde verilmiştir. Evet şöyle 3, 6, 9 ve 3 verilmiş. Alan AF böyle alan FCD isteniyor bizden. AF ve FCD. Şuradaki alanlar oranı isteniyor. Arkadaşlar alan rahatmayla işin içinden çıkabilir miyiz acaba? Yani şöyle yapsak. Hocam 3'teki alan 3A iken 9'daki alan 9A desek Burada kalanları bir şey yapabiliyor muyuz? Cık, yapamıyoruz. En azından şuradaki oranlamaları benim bulmam lazım. Değil mi? Evet. Ama devam edelim bakalım belki bir şey gelir. Bilemiyoruz. Bakın şöyle bir Üçteki alana A desek 9'daki alan 3 katı 3A olur. 3'teki alana buraya B dersem 2 katı burası da 2B olacak. E şuradaki alan ve şuradaki alan. Eee. Buradan sonrasında bir şeyler yapabilirim. Ben A ile B arasındaki ilişkiyi bulabilirim. İki farklı şekilde çözeceğim arkadaşlar. Bakın şu alan ve şu alanda ortak şurada kaç var mı? Var. Evet öncelikli olarak bak şuradaki üçgenin alanını ben yazabilirim. Nasıl yazabilirim? O alan nedir? Ee, 3B artı 3A ya yani da 3A artı 3B alanı neye eşit arkadaşlar? 9 çarpı 9 çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşit. 9 çarpı 9 çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşit. E sonra şu siyah üçgenin alanına bakalım. Siyah üçgenin alanında da alfa var. O da kaç? E 4A artı 2B. 4A artı 2B alanında ben yazabilirim. O da 6 çarpı 12 çarpı. 6 çarpı 12 çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşit değil mi? Sin alfa bölü 2'ler gitti. Taraf tarafa oranlarsam eğer. Buradan 3A artı 3B bölü. 4A artı 2B eşittir. Bu 3'e bölsen 3'e bölsen 3, 2... 3'e bölsen 4, 3'e bölsen 3, yukarısı 9 aşağısı 8. 9 bölü 8 yaptı. Böylelikle işler dişler yapınca A'yı B cinsinden bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Bu bir yol mu? Yol. Tamam bu şekilde yapabiliriz. Hatta devamını getireyim. 3 kere 8 24 A artı 24 B eşittir. 4 kere 9 36 A artı 18 B yapar. Böylelikle bunu attık buraya 6 B yaptı. Bunu attık buraya 12 A yaptı. Ee, buradan da B eşittir 2A oldu mu? Oldu. Şimdi bizden AF, AF yani B bölü FC'de A isteniyor. B yerine 2A yazarsak 2 bölü 1'den cevap 2 çıkar. Bir tane yolumuz bu olsun arkadaşlar. Soru öylesine aktı şu anda. Bu şekilde sinüs alan formülü aklınıza gelir mi? Gelebilir. Sinüs alan formülü aklına gelen bu şekilde yapsın. Başka türlü ben nasıl yapabilirim bunu? Şimdi şöyle alan dağıtmayı yaptığım zaman burası A iken şöyle şurası 3A burası B iken burası 3B alan dağıtması yaptığım zaman sinüs alan formülüyle yaptık. Peki başka türlü ben burada B yazmayayım buraya. Şurası A iken burası 3A yazdım ya şuradaki oranlamayı bilirsem buradan buraya geçiş yapabilirim. Demek ki bana bir oran lazım. Hatta şuradaki oran lazım. O oranı bulmak için hamle yapacağız. E burada arkadaşlar zaten oranlamalar var. İster buradaki oranlamayı kullan ister buradaki oranlamayı kullan. İstediğin şekilde kullan. Şurayı kullanayım bakayım ben. Şuradan bir paralel çizsem. Hocam 3 bölü 9. Aa 3 bölü 9 olacak temel oranlar. O zaman burası 3 oldu. Ana şurada ne çıktı? Bir kelebek çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 3 bölü 3. Yani oran birebir. Yani şunlar birbirine eşit oldu mu? Oldu. Şimdi artık buradaki oranı bulduysam alan dağıtımı yapabilirim. Ben şeklinde aynısını şuraya çizeyim. Şöyle yapalım. Şurası 3 burası 9 burası 6 burası 3 ya. Şunları da eşit bulduk ya. Artık alan dağıtımını yapabilirim. 3'teki alana A dedik. 9'da kalan hop şöyle kaç yapar? 3'teki alan hatta 3'te kalan şey diyelim 3A diyelim. 9'da kalan 9A olsun. Sıkıntı olmasın. Çift çizgiden çift çizgiye geçiş yapabilirim. Çift çizgide kalan 12A ise çift çizgide kalan 12A yapar. 6'da kalan 12A ise bak 2 katı 2 katı o zaman burası da 6A yapar. E bitti. Bizden 6A bölü şurada kalan bölü burada kalan isteniyor. 3A isteniyor. O da ne çıktı? 2 çıktı. Bak oran mantığında şu oranı bulsam dedi. Oran bulmak demek benzerlik demek. O yüzden orada bir benzerlik çektim arkadaşlar. Bir paralel çizdim. Oradaki oranı buldum. Sanki soru buradan daha kolay bir şekilde çıktı mı? Çıktı. İki farklı şekilde size çözüm yapmış olduk arkadaşlar. Bu çözüm yöntemleri de sizin bence ufkunuzu geliştiriyor. Bak burada Oral lazım dedik ya. Sen de bu cümleyi kurdu, kurduğun zaman sen de aynı şeyi söylemelisin. Oral lazım. Aa, benzerlik demelisin. Böyle e, ışıklar yanmalı, beyninde ışıklar yanmalı, şimşekler çakmalı, tamam mı? Bu cümleler işte inşallah sınavda aklınıza gelir arkadaşlar. Evet gençler örnek 24 böylelikle ne çıktı? Onu da işaretleyelim. Denizli çıktı. Güzel bir soruydu. Şuraya bir yıldız atalım. Gençler geldik şuraya. Örnek 25. Aşağıda ABC dik üçgeni şeklinde bir bahçe bahçenin içinde BD dik üçgeni şeklinde bir su havuzu verilmiş. Ee, oranlamalar verilmiş. Ee, AC 5 verilmiş. AC neredesin AC? AC 5 verilmiş. AE de 5 verilmiş. Eyvallah. Sonra DE'yi 3 kök 2 vermiş. DE neredesin? Burası 3 kök 2 verilmiş. ADE üçgeni şeklindeki toprak alan nedir diye soruluyor bize. Ya tabanına ait yüksekliği bulacağım. Ya ben burada 5 tabanına ait yüksekliği çizeceğim. Şöyle bulacağım. 2 ihtimalim var. Çünkü şu şekilde de 90 derece var ya. Şu yüksekliği bulmaya çalışacağım. Ya böyle. Ya da ne yapacağım? Hocam 3 kök 2 tabanına ait yükseklik. 3 kök 2 tabanına ait yükseklik de şu değil mi? Buna ait yüksekliği bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Hangisi daha mantıklı? Vallahi bilmiyorum. Şu an şu kalsın bakalım. Şu daha mı mantıklı? E hocam burada başka ne yapabiliriz biz? Başka da bir şey verilmiş mi? Herhangi bir şekilde alan malan verilmiş mi? verilmemiş. Sadece 3 kök verilmiş. 3 kök 2 de kullanmak zorundayım ben. Hadi bir yerden başlayalım bakalım. Nereden başlayacağız? Hocam ee, ben buradaki x'i bulmaya çalışacağım. Şu çift çizgide var ya 90 da burada var. E hocam şuradan da bir dik çizsem ben. Bak 90'lar havada uçuşuyor. Alfa, beta ee, sonra burası alfa oldu. 90'dan dolayı. Burası da 90 ya. Burası beta oldu. Beta 90 alfa oldu. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler 5 5, 5 olduğuna göre bunlar ne oldu? Eş üçgen oldu. Alfanın karşısı x ise buradaki alfanın karşısı da x midir? Evet. A hocam burası x iken burası da x olacak. Yani bunun tamamı x ya. Buraya da x eksi 3 kök kimi kaldı? Aynen öyle. A pisagor bağıntısı. 5'in karesi bu arada zor bir soru bu. Eşittir. X'in karesi artı x eksi 3 kökkinin karesi diyeceğiz. Buradan bir şey çıkacak mı? 3 kök 2 çarpı x'i bulmaya çalışacağım ben. Bölü ikisini de bulacağım. Hadi bakalım inşallah gelir bir şeyler. 25 eşittir x kare artı şu x kare eksi birinci ile ikinci çarpımın iki katı kaç yapıyor? 6 kök ki x artı 9 18 mi yaptı? Aynen öyle. Eyvah eyvah. Buradan çarpanlara ayırma biraz sıkıntı olacak. Bizde bizim tarafta. Neyse yazalım bakalım. Şu 25 demeyelim. 2x kare. Eksi 6 kök x e, Eksi şu 0 olsun. 25 25'ten 18 çıkıcı 7. Eksi 7 yapıyor hatta burası. Çarpanları ayrılıyor mu? Valla ayrılacak. Bir şekilde ayrılacak. Ben bunu kök 2x. Şimdi kök 2 var ya burada. Kök bir şekilde ayırayım. Bu kök 2x'e. Bu da kök 2 x olacak. Bakalım eksi 7'ye artı 1 dersem. Çapraz çarpımından toplamları veriyor mu? Veriyor. Valla ayrılıyor. Çok güzel şu çapraz çarpımlarının toplamları bir an böyle pes etmiştim yani. Şu x'in çapraz çarpımlarının toplamları 6 kök 2 x'i veriyor. Çünkü bakın eksi 7 kök 2 x artı kök 2 x eksi 6 kök 2 x'i veriyor. O zaman bu kök 2 x eksi 7'ye kök 2 x artı 1 şeklinde oldu. Bu eşit 0. Şu eşit 0 buradan kök 2 x eşittir 7 yapar. X de böylelikle 7 bölü kök 2 gelir. Şu eşit 0 negatif bir sayı gelir x değeri buradan gelmez arkadaşlar. x 7 bölü kök 2 oldu. Tamam x'i böylelikle 7 bölü kök 2 bulduysak eğer alanda ne olacaktır? Alanda ne eşit olacaktır? Tabanımız ne? 3 kök 2. Yüksekliğimiz 7 bölü kök 2. 3 kök 2 çarpı 7 bölü kök 2 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Şunlar şunlar gitti. Cevap da ne yaptı? 21 bölü 2 yaptı. Vallahi geldi arkadaşlar. Ben çıkmayacak zannediyordum. Cevap Cihan geldi. Daha değişik bir yoldan çıkar mı? Bilemiyorum. Ama burada bana 3 kök kitabına ait yükseklik çizmek mantıklı geldi. Buradan çıkarttım. Siz bir de şunu deneyin. Belki, belki daha kolay çıkar. E, hangi tabana ait yükseklik? 5 tabanına ait yüksekliği çizin bakalım. Ama bunu böyle çizince buradaki üçgen alakasız oluyor. 5 şu. Belki benzerlikten gelir. Deneyeyim mi bunu da? Vallahi belki de bu çıkaramayacağım. Risk alıyorum ama şunu da deniyorum bakın. 3 kök 2 ait yükseklik çizerek buldum sonucu. Şimdi bir de öbürüne bakaraktan bir çözüm bulmaya çalışayım. Öbür yönteme bakaraktan bir çözüm yöntemi bulmaya çalışayım. Şimdi nereye ait yükseklik çizeyim bu sefer? Şuna ait bir yükseklik çizeyim. Şurası 5. Burası da 5 verilmişti ya. Şuraya ait bir yükseklik çizip bunu bulmaya çalışayım. Buradaki yüksekliği bulmaya çalışayım. X'i bulursam olay bitti. Peki. 5 çarpı x bölü 2'yi bulmaya çalışacağım. Neresi 3 kök gibi verilmişti bu arada? Burası 3 kök gibi verilmişti. Şimdi. Burada bir şeyler var mı? Hocam 90'lar havada uçuşu. Alfa beta'ya dalabiliriz. Dalalım. Alfa beta. Alfa beta. Büyük üçgen. Küçük üçgen. Başka bir şey var mı? Vallahi gençler denedim. Çıkmadı. Ama daha farklı bir yol buldum. Daha kolay bir yol buldum. Onu söyleyeceğim size. Şimdi burada alfa beta yapınca. Böyle tavana ait yükseklikte benzerlikten bir şey bulamadım. Ama bulan belki bulabilirsiniz. Bulan arkadaşlar da mutlaka mutlaka söylesin. Daha farklı bir şey buldum ben. Şurada 5 var. 5 var ya. Burada da 3 kökü var ya. Şunu şöyle çizersem. 5 5 ise burası 5 kökü oldu. Hocam 3 kökü 5 kökü. O zaman burası ne olacak? 4 kökü olacak. Bak buradaki uzunluğu 4 kökü bulmuş oldum. Bu uzunluğu 4 kökü bulmak benim işimi kolaylaştırıyor mu? Evet kolaylaştırıyor. Ee, şöyle ki kolaylaştırıyor. Aslında bundan sonrasında şu alfa beta'dan da belki gidilebilir. Alfanın karşısı 3 kök kim? Alfanın karşısı 5. Beta'nın karşısı ondan sonra beta'nın karşısı ikisi de boş oluyor. Olmaz. 90'ın karşısı 90'ın karşısı ikisi de boş oluyor. Yine alfa beta benzerliğinden çıkmaz mesela burada. Neyse burayı 4 kök ki bulduk. Tamam. Şimdi 3 kök ki tabanına ait pardon 5 tabanına ait yüksekliğinde çıkmadı soru ya. Buraya da 4 kök ki buldum. Biraz önceki çözüm yöntemi gibi yine devamı kolay yolu da. Şuradan dik çizince buradan da dik çizince yine alfa beta dalışı yapacak olursak. Burası da alfa burası da beta burası da alfa. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Eş oldu. Madem eş ben şu yüksekliği de bulmaya çalışıyorum. E burada alfanın karşısı x e, burada da alfanın karşısı x'tir. E buraya ne kaldı? x eksi 3 kök 2 kaldı. Çünkü x iken bunun da tamamı x ya. x eksi 3 kök 2. Betanın karşısı x eksi 3 kök 2 iken Burada da betanın karşısı x eksi 3 kök 2'dir. Şuraya yazıyorum x eksi 3 kök 2. Aynı zamanda x dikdörtgenden dolayı burası da x. Bak şu ikisinin toplamı 4 kök 2 eşit olacak. x artı x eksi 3 kök 2 çarpanlara ayırmadan bulmuş oluyorum bak bu sefer de. 4 kök 2 eşit. Buradan 2x eşittir 7 kök 2. x de böylelikle 7 kök 2 bölü 2 yaptı. Şimdi alana yazabiliriz. Alan nedir? 3 kök 2 çarpı x. Yani 3 kök 2 çarpı x dediğim 7 kök 2 bölü 2 bölü 2'ye eşit olacak. Kök ile kök çarpımı 2 bölü 2 de gitti. 3 kere 2, 3 kere 7, 21 bölü 2 cevabını bu şekilde çarpanlara ayırmaya girmeden de bulabildik arkadaşlar. Ama öncesinde şu 4 kök de bulmamız şarttı. O 4 kök bulduktan sonrasında işimiz daha da kolaylaştı. O 4 kök kullanmadan da biz biraz önce e, nereden bulduk? Çarpanlara ayırma yöntemiyle şurada Pisagor bağıntısı yapıp x'i o şekilde de bulmuştuk arkadaşlar. En azından iki tane yol. E ama ben şuna ulaşamadım. 5 tabanına ait yükseklikle belki çözen olur. Çözen olursa da yorumlara yazsın ya. Tamam. Evet bu da ilginç bir soru. Güzel bir soru ama 90'lar olduğunda alfa beta'ya da alacağımız şart. Belki belki burada şu 4 kök 2'yi de bulduk ya. Alfa iken burası 180 x alfa yapıyor. E burada şey sinüs alan formüllerinden de belki gidilebilirdi arkadaşlar. Sinüs alan formülü de aklınızda bulunsun. Ona da dalmayayım ben şimdi. Videoyu fazla uzatmayayım. Evet geldik son soruya. Matematik öğretmeni Çetin Bey öğrencilerinin defterine bir ABC üçgeni çizdirmiştir. Hemen ABC üçgenini biz de çizelim o zaman. Ben de öğrenci olayım. Şöyle bir ABC üçgeni çizdim. Ondan sonra harfleri de yazayım tabi buraya. A, B, C. Rastgele çizdik ama bakalım. Daha sonra bu üçgenin AB kenarı üzerinde. Bakın AB B kenarı üzerinde şöyle bir nokta alacağım. E noktası alacağım. 5 tane B, E. Bu yani burası 6K, burası da 5K olacak. Burası 5K, burası da 6K olsun diye bize. E noktası ve BC üzerinde de e, burası A iken burası 3A olacak. Bir D noktası alacağım. BD A olacak. C, B C bir dakika B D burası B C D 3 alacak. B C D 3 alacak. Yani buraya da ne kaldı? O zaman 2 A kaldı. Evet, bir çizim yaptırmıştır. Tamam. D noktası aldırarak çizim yaptırmıştır. Çetin Bey'in çizdirdiği üçgenin içinde oluşan ADC üçgeni. Evet, şöyle bir ADC üçgeni oluştu değil mi arkadaşım? Düzgün çizeyim. Şöyle bir ADC üçgen oluştu. ADC üçgeninin alanı 22 olduğuna göre ADE üçgenin alanı nedir diye soruluyor. E arkadaşlar alan da açacağız burada ya. Kolay. 5K'da kalan 5A ise 6K'da kalan 6A. A'da kalan 11A ise 2A'da kalan 22A diyeceğiz. E olay bitti o zaman. Zaten bana şurada kalanı 22 demiş. 22A eşittir 22 ise A'yı buradan 1 bulduk. ADE üçgenin alanı isteniyor bizden. 5A isteniyor. O da A yerine 1 yazdığımızda cevap ne çıkar? 5 çıkar. E son soru da sözel bir soru olsun diye yazılmış bir soru. Ama tabi en son soru aslında şuradaki soru zordu. O olmalıydı. Ama sözel soruyu sona koymuşuz. Sözel soru biraz daha kolay olmuş ama yerlerini değişik bir şekilde düşünebilirsiniz. Neyse gençler böylelikle alanı bitirdik mi? Bitirdik. Sırada ne var? Açık kenar bantılar var. Yani 5. gün bitti. Güzel sorularla bitti. Yıpratıcı sorularda var mıydı? Vardı. Bir tık yıpratıcı sorular vardı. Ama bunlara da ihtiyaç var. Ama dedim ya size konu anlatımındaki eksik sorular burada olacak diye söyledim ya gerçekten de öyle. Konu anlatımında zaten tamam tekrar da yapıyoruz. Burada da kolay sorular var ama e, konu anlatımını tamamlayıcı bir tekrar serisi oldu. E, alanda şu da yapılabilir miydi? Evet. Ama ben size onu yapacağım arkadaşlar. Şöyle Onun sözünü de vereyim. Alanla ilgili güzel orta halli böyle sınav ayarında çok güzel yeni nesil sorularda sorularla da sizin karşınıza çıkacağım. Burada onun eksikliğinin farkındayım. Yani bir sayfa daha böyle 4 tane soru orta halli yeni nesil soruyla da karşınıza çıksaydık çok daha güzel olacaktı ama dedik ya biraz da konu anlatımının böyle şeyi tamamlayıcısı gibi olduğu için bu şekilde oldu. Ama tamamlayacağız. Alanla da ilgili çok orijinal sorularla karşınıza yine çıkacağız. Ama burada da yine çok hiç görmediğiniz belki de çok güzel sorular da vardı. Yani vardı. Gençler böylelikle 5. gün 2. videoda bitti mi? Bitti. Hadi bakalım o zaman 6. güne doğru koşarak gidiyoruz. 6. günde açık kenar bağıntılarında ve üçgende merkezlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.